Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sema Hakkı, 2005 yılından bu yana borik asidin kemik hücreleri başta olmak üzere farklı hücre tiplerinde etkisini araştırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda bor elementi üzerinde çalışan dünyaca ünlü bilim insanlarıyla görüşen Profesör Doktor Hakkı, 2006 yılında Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nden bor içerikli gargara projesi için destek almaya hak kazandı. Borun özellikle acaba canlı hücrelerde, kemik hücrelerinde ya da başka hücrelerde etkileri olup olmadığını araştırdık. Ve 2005 yılında bir proje hazırlamaya başladım. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nün sağlıkla ilgili ilk projesini ben aldım ve kendi ekibimizle borun kemik hücreleri üzerine etkisini çalıştık. Ağız çalkalama suyu olarak da bilinen iltihapla savaşan özelliğe sahip bor içerikli ağız gargarasının Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde patentini aldıklarını aktaran Profesör Doktor Hakkı, bor içeriğinde uygun dozun sağlanmasının ardından elde edilen gargaranın diş, diş eti ve kemik hücrelerine olumlu etkisini tespit ettiklerini anlattı. Borik asit içeren gargaranın kloreksin içeren gargaradan çok daha iyi olduğunu gördük. Borik asit gargarasının sadece antimikrobiyal değil, yani sadece mikroorganizmaları yok etmiyor. Aynı zamanda dokunun verdiği o iltihap cevabını da azaltıyor. Dolayısıyla borik asit içeren gargara sadece antimikrobiyal değil, antienflamatuar. Türkiye açısından katma değeri yüksek işler çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Hakkı, projeye devam edebilmek için destek beklediklerini dile getirdi. Etik kurulda takılıyoruz. Etik kurulla ilgili bazı sorunlarımız oluyor. Mesela bir insan çalışması planladık ama ürün henüz ticarileşmediği için onun tıbbi cihaz etik kurumundan geçişini sağlayamadığımız için projede ilerleyemedik. O proje eğer gerçekleşirse, uzun dönemde bu gargaranın olumlu etkileri de tespit edilirse aslında çok güzel bir kazanım olmuş olacak ülke için. Çünkü bor biliyorsunuz dünya rezervlerinin %70'inin Türkiye'de olduğu düşünülüyor ve bizim için çok önemli bir maden ve kritik bir element.